Debi Shapiro. Zihin gücüyle iyileşme. Duygu ve düşüncelerinizin sağlığınız üzerindeki etkisini öğrenin. Duygu ve düşünceler, bedeni ve hastalıkları nasıl etkiler? Normalde beden ve zihin birbirlerinden bağımsız hareket eden iki ayrı sistem olarak değerlendirilir. Bedeni besler ve sular, egzersiz amacıyla yürüyüşe çıkarır ve algısal becerilerinin tadını çıkarırız. Aynı şekilde zihnimizi de düşünceler, fikirler ve kavramlarla besler, entelektüel arayışlarla egzersiz yaptırır, çeşitli yöntemlerle eğlendiririz. Zihinle beden arasındaki basit bağlantıları, örneğin kendimizi gergin ya da sinirli hissettiğimizde kaşınmaya başladığımızı ya da midemizin bulandığını, egzersiz yaptığımızda duygusal olarak rahatladığımızı biliriz. Ancak daha karmaşık duygular ya da hastalıklar söz konusu olduğunda nedense bu bağlantının ne kadar önemli olduğunu aklımıza getirmeyiz. Jeffrey Kowley, Newsweek dergisinde şunları yazmıştı. İnsanlar utandıklarında yüzlerinin kızarmasına, korktuklarında kalplerinin hızla atmasına, kötü bir haber aldıklarında tüm sistemlerinin bir süreliğine iptal olmasına şaşırmıyor. Yalnızlık ve üzüntü gibi zihinsel kavramların da bedenleri üzerinde etkileri olduğunu kabullenmeye hala yanaşmıyor. Kendi kendinize deneyin. Düşüncelerin etkisi. Şimdi, düşüncenin bedeniniz üzerindeki etkisini gösteren basit bir egzersiz yapalım. Bu egzersizi yapabilmek için bir eşe ihtiyacınız olacak. Eşinizle karşılıklı durun. Sağ kolunuzu, sol aksanız sol kolunuzu, omuz hizasında öne doğru uzatın. Eşiniz, elini gergin haldeki bileğinizin üzerine koysun. Şimdi, eşiniz elinizi aşağı doğru ittirirken tüm enerjinizle kolunuzu dik pozisyonda tutmaya çalışın. Ardından bırakın ve gevşeyin. Ardından gözlerinizi kapatarak sizi üzen, kızdıran bir durumu aklınıza getirin. O hissi zihninizde canlandırdığınızda kolunuzu uzatarak, kolunuzu aşağı bastırmaya çalışan eşinize direnin. Şimdi tekrar bırakın ve gevşeyin. Şimdi sizi gerçekten mutlu eden, sevindiren bir olayı düşünün. Bu mutluluk hissini zihninizde canlandırdığınızda bir kez daha kolunuzu aşağı bastırmaya gayret eden eşinize direnin. Şimdi bırakın ve rahatlayın. Eşinizle rolleri değiştirerek aynı şeyleri tekrar edin. Birçok kişi aradaki farkı hemen görecektir. Sinirli ya da üzgün olduklarında kollarındaki tüm enerjinin yitip gittiğini ve direnemediklerini fark edecektir. Oysa sevinçli ve neşeli düşüncelere odaklandığınızda kolunuz güç kazanacak ve kolaylıkla direnebilecektir. Egzersize ilk başladığımız andakinden daha güçlü bir hale gelecektir. Bu olağanüstü etkiyi yaratan şey duygu ve düşüncelerimizin fiziksel tepkilere büyük bir hızla dönüşmesidir. Zihnin çok büyük güçleri vardır. Bu güç iyileşmeyi hızlandırmaya yarayabileceği gibi engelleyebilirdi. Amerika'da yapılan bir araştırmada 5 yaşında bir grup sağlıklı çocuğa sihirli bir mikroskop aracılığıyla bedendeki hücrelerin mikroplarla nasıl savaştığı gösterilmiş ve ardından bağışıklık sistemindeki farklı hücreleri temsil eden kuklalarla çekilmiş bir film izlettirilmişti. Sonra da çocuklara bir rahatlama egzersizi yaptırılmış ve zihinlerinde hücreleri mikroplarla savaşan polisler olarak canlandırmaları istenmişti. Çocuklardan bu deney öncesinde ve sonrasında alınan tükürük örnekleri karşılaştırıldığında, deney sonrası tükürüklerindeki bağışıklık sağlayıcı maddelerin normal düzeyin çok üzerinde olduğu belirlenmişti. Çok basit bir yöntem kullanılarak çocukların bağışıklık sistemi harekete geçirilmişti. Birazdan göreceğiniz sıcak eller egzersizi, zihnin bu gücüne sizin de bizzat tanık olmanızı sağlayacak. Kendi kendinize deneyin. Sıcak eller. Kimse tarafından rahatsız edilmeyeceğiniz sakin bir yer bulun. Gözlerinizi kapatın. Derin bir nefes alın ve gevşeyin. Nefes alıp verişinize odaklanarak her solukta nasıl biraz daha rahatlayıp sakinleştiğinizi izleyin. Şimdi sağ elinize odaklanın. Bunun dışında hiçbir şey yapmayın, hiçbir şey düşünmeyin. Tüm enerjinizi sağ elinize yönlendirin ve elinizin giderek ısındığını hayal edin. Güneşin elinize vurduğunu ya da elinizde kızgın kömür parçaları tuttuğunuzu düşünmeniz işinize yarayabilir. Tüm dikkatinizi elinizin giderek ısınmasına verin. Bir süre sonra terlemeye başladığını bile hissedebilirsiniz. Bunu en az 5 dakika boyunca sürdürün. Şimdi sağ elinizin serinlemeye başladığını hayal edin. Elinizde bir buz parçası var adeta. Giderek soğuyor. Bunu birkaç dakika boyunca yapın. Ardından derin bir nefes alarak gözlerinizi açın. Egzersizi yaparak ellerinizin önce ısındığını sonra tekrar soğuduğunu hissettiyseniz, zihninizin, bedeninizi değiştirmekte kullandığı otojen güçlerine tanık olmuşsunuz demektir. Bunu az önce bilinçli olarak gerçekleştirdiniz. Ancak aynı şey bilinçsiz bir şekilde sürekli olarak meydana gelir. Duygu ve düşüncelerimiz bedenimizi ve dolayısıyla da sağlığımızı etkiler zihinsel güçlerimizi kullanarak, bu bilinçsiz süreci bilinçli bir şekilde ortaya çıkarabiliriz. Benzer teknikleri tansiyonunuzu düşürmek ya da tıkanmış akciğerlerinizi rahatlatmak amacıyla da kullanabilirsiniz. Stresin temel nedenleri karşımıza çıkan büyük güçlükler değildir, trafikte sıkışıp kalmak, çocuğun bardağı devirip kırması, paltonuzun düğmesinin kopması gibi günlük meselelerdir. İçsel huzurumuzu sağlayıp rahatlamayı becerebilirsek, bu sorunlar o kadar rahatsız edici gelmemeye başlar. Durup derin bir nefes almayı ve durumu daha sakin bir şekilde değerlendirmeyi başarabiliriz. Bu gerçekten çok mu önemli bir şey? İşe eğlenceli yanından bakamaz mıyız? Durup soluklanmak, olayı bir bütün halinde görebilmemizi sağlar. Bu sayede işin kişisel taraflarının kimi zaman ne kadar önemsiz olduğunu anlayabilir, özellikle bir yerlere geç kalmak, bir pisliği temizlemek zorunda kalmak gibi şeyleri gerilmeden halledebiliriz. Dışımızdaki dünya bizi ne kadar az etkilerse, o ana o kadar daha iyi yoğunlaşıp değerlendirebiliriz. İçsel gerilimi azaltmak, iyileşmenin daha derin boyutlarına ulaşmamıza da olanak tanır. Zihnimizi daha büyük bir farkındalık ve iyileşme sağlayacak şekilde kullanabilmenin çeşitli yolları vardır. Dikkat etmeyi ve özen göstermeyi öğrenerek olumlu düşünmekle, güzel şeyler hayal etmekle kendimizi ve dünyayı ne şekilde etkilediğimizin farkına daha net varabiliriz. Aynı şekilde, bilinçsel rahatlama ve meditasyon yoluyla stresin yitip gitmesini ve derin bir huzurun belirmesini sağlayabiliriz. Özenli sevgi. Davranışlarımıza, düşüncelerimize ve duygularımıza bilinçli bir özen gösterir, farkındalık yaratırsak, sağlığımızı bozan ve güçlendiren etkenleri de keşfedebiliriz. Bunun için sadece gözlemlemek ve farkına varmak yeterli olacaktır. Başlarda garip gelebilir. Daha önce hiç böyle düşünmemiş olabilirsiniz. Aslında birçok insan kendisinin farkındadır. Yapmamız gereken şey varlığımızın yapısını, hangi yönlerinin güçlü, hangi yönlerinin zayıf olduğunu, enerjimizin nerelerde tıkandığını, nerelerde özgürce aktığını, direnç noktalarını ve sınırlarını, bu direnç noktalarının nasıl aşılacağını gözlemlemektir. Soluk alıp verirken, egzersiz yaparken bedeninize nasıl davrandığınızı gözlemleyin. Yemeğinizi hızlı mı yiyorsunuz? Yemeğin tadına varabiliyor musunuz? ne zamanlar sigara içme isteğiniz beliriyor? Rahatlama ihtiyacında olduğunuzda mı, yoksa korktuğunuzda mı? Egzersiz yaparken bedeninizin ne tür tepkiler verdiğini izleyin. Kaslarınızın hareketinin, enerji akışının farkına varabiliyor musunuz? Bulaşıkları yıkarken köpüklerin sudaki dansının farkına varabiliyor musunuz? Bir randevuya geç kaldığınızda farkındalığınız yitip gidiyor mu? Dişlerinizi fırçalamış mıydınız? Tost yapmış mıydınız? Dün gece televizyonda ne izlemiştiniz? Bunları anımsayabiliyor musunuz? Şu an bedeninizin hissettirdiklerinin farkında mısınız? Dikkat etmek, eleştirmeden, yargılamadan, suçlamadan dinlemek, gözlemek, fark etmek anlamına gelir. Amacımız kendimizi olduğumuz gibi görmektir, suçlayıp daha da kötü hissettirmek değil. Yargılamaları, eleştirileri ve başkalarının ne düşüneceğini bir yana bırakmalıyız. İyileşmek kendimizi olduğumuz gibi kabul edebilmektir. Farkındalığın bir boyutu da kendimizi nasıl yargıladığımızın ve eleştirdiğimizin farkında olmaktır. Ancak bunu yaparken yargılarımızı ve eleştirilerimizi yine aynı şekilde yargılamadan, eleştirmeden gözlemlemekle yetinmeliyiz. Bu yaptığımız ben merkezci bir eylemde değildir. Kendimize dikkat etmemiz, kendimizin farkına varmamız, kendimizi takıntı haline getirmemiz anlamına gelmez. Yaptığımız şey sadece izlemek ve farkına varmaktır. Düşüncelerinizi gözlemleyerek dikkatinizi zihninize odaklayın. Bu, şu anı, şimdiki zamanı yaşamaya başlamanızı sağlayacaktır. Gün içerisinde sık sık durarak düşündüklerinizi not edin. Düşüncelerinizin ve alışkanlıklarınızın farkına varın. Düşünce biçiminizi, önyargılarınızın ve değerlendirmelerinizin ne şekilde ortaya çıktığını gözlemleyin. Kendinizi ya da başkalarını nasıl bir anda karalayı verdiğinizi görün. Düşüncelerinizin bedeniniz üzerindeki etkilerini izleyin. Ateşiniz mi yükseliyor? Kaşınmaya mı başlıyorsunuz? Belki de bir anksiyete atağı yaşanıyor. Zihnin dikkati her an dağılmaya müsaittir. Böyle durumlarda sunduğu mazeretleri, ortaya çıkan korku ve şüpheleri, anlamsız monologları gözlemleyin. Gözlemleyin ama yargılamayın. Tahminen kendinizden, özellikle de zayıf yönlerinizden nasıl kaçtığınızı fark edeceksiniz. Kendinizden kaçmak için konuyu nasıl değiştirdiğinizi, yerinizde duramaz hale geldiğinizi, yapmanız gereken işleri bir anda hatırlayıverdiğinizi, birdenbire yorulu verdiğinizi, böylece kendinize hiç zaman ayıramadığınızı göreceksiniz. Her gün gazete okuyorsanız, bir hafta boyunca okumayı bırakın ve arta kalan zamanınızda neler yaptığınıza bakın. Ya da bir hafta televizyon izlemeyin ve varoluşunuza karşı nerede ne kadar büyük bir direnç gösterdiğinizi gözlemleyin. Farklı durumlara ve insanlara ne tür tepkiler gösterdiğinizi izleyerek duygularınızı gözlemleyin. Anksiyetelerinizin ve korkularınızın farkına varın. Hiç bastırmayın, ortaya çıkmalarına olanak tanıyın. İsteklerinizi ve ihtiyaçlarınızı gidermek için olayları, insanları nasıl manipüle ettiğinizi görün. Duygularınızın çevrenizdekileri nasıl etkilediğini ve ne tür farklı tepkilere yol açtığını görün. Gözlemleyin ama yargılamayın. Farkındalığınız arttıkça düşüncelerinizi şekillendiren davranışları, unuttuğunuz anıları görmeye, hatırlamaya başlayacaksınız. Bugüne dek gizlediğiniz, inkar ettiğiniz, yok saydığınız şeylerin farkına varmak, gereksinim duyduğunuz enerjinin de karanlıktan aydınlığa kavuşmasını sağlayacaktır gizlediğiniz şeyleri gün ışığına çıkarmanız, bunları kabullenerek bütünlüğünüze katmanız anlamına gelir. Kendimizin farkına vararak kendimizi kabullenmeye de başlarız. Farkında olmadığımız bir şeyi kabullenmemizin olanağı yoktur. Dikkat etmeden, dinlemeden, gözlemeden de farkına varmamıza olanak yoktur. En görmezden geldiğimiz kısımlarımızı en derinlere iteriz. İçsel acımızın farkına vararak kabullenerek içimizin ısınmasını, gevşemesini, rahatlamasını sağlayabiliriz. Bu başlarda size güç gelebilir. Kaçıp gitmek, acıyı gizlemek daha kolay gelebilir. Ancak bu büyüyüp gelişmemiz için gerekli bir şeydir. Çöplerden gübre elde edilir ve bu gübreyle de çiçekler büyür. Hastalık, olmakta olanların farkına varmamızı sağlar. Geçmişte olanlara ve eski alışkanlıklarımıza tutunup kalamayız. Şimdiki zamanı yaşamalı, şu an kim ve ne olduğumuzu anlamalı ve her anı dolu dolu yaşamalıyız. Nefes terapisi. Soluk alıp verme işlemi otonom sinir sistemi tarafından gerçekleştirilir. Yani soluk alıp verebilmek için bilinçli olarak bir şey yapmamıza gerek yoktur. Ancak soluk alıp verme biçimimiz duygularımızla doğrudan ilintilidir. Stresliyken ya da korkuyorken kesik kesik soluk alıp veririz. Huzurlu ve rahat ortamlarda ise uzun, derin nefesler alıp veririz. Siz de eminim üzgün ya da kızgınken soluk alamadığınızı hissetmişsinizdir. Öfke kesik kesik soluk alıp vermemize, korku ise soluğumuzu tutmamıza ya da çok hızlı solumamıza yol açar. Üzüntü yutkunmamıza, düzensiz soluklanmamıza neden olur. Derin derin soluk alıp verdiğimizde ise göğüs kafesimiz genişler, içsel gerilimler azalacağı için huzur ve mutluluk duyarız. 17. yüzyılda yaşayan bir sufi olan, Kariba Ekken şunları yazmıştı. Sakin bir ruh için önce soluk alıp verişini düzenlemelisin. Soluklanmanı denetim altına alabilirsen kalbin huzur bulur. Soluklanman istikrarsızlaşırsa kalbin sorun yaşar. Bu nedenle her şeyden önce düzenli soluk alıp vererek ruhunu sakinleştirmelisin. Soluk alıp verme yöntemimizi değiştirerek daha derinden, karından soluklanarak istediğimiz an bilinçli bir şekilde daha sakin bir ruh haline kavuşabiliriz. Bu, sinir sistemini gevşeterek stresin yol açtığı fizyolojik etkileri ortadan kaldıracak, hem bedenimizi hem de zihnimizi sakinleştirecektir. Soluk alıp verişimizin farkında olarak soluklanma yöntemlerini değiştirmeyi öğrenerek iyileşmemize yardımcı olabilir, stresin fiziksel sorunlara yol açmasını engelleyebiliriz. Tıpkı doğum sırasında olduğu gibi. Bu soluklanma tekniğini kullanarak gerilimi azaltabilir, rahatlayabilir, yaptığımız her şeye daha rahat yoğunlaşabilir, ağrılarımızı hafifletebiliriz. Normalde hem fiziksel, hem psikolojik acılar gerilmemize neden olur ve bu gerilimden kafamızı dağıtarak ya da ilaç kullanarak kaçmaya, kurtulmaya çalışırız. Ancak önümüzde bir yol daha var. Acıyla birlikte soluk alıp vermeye başlamak, acıya giderek daha açık olmak. Bu yolla soluk alıp vererek acının yoğunluğunu azaltabilir, yarattığı stresi ortadan kaldırabiliriz. Bu, aynı zamanda fiziksel acılarla duygusal gerilimleri ve bu gerilimlere eşlik eden korkuları birbirinden ayırabilmemize, asıl meseleye doğrudan odaklanabilmemize de olanak tanır. Bunu gerçekleştirebilmek için soluğunuzu acı çeken bölgeye yönlendirin. Her solukla birlikte acının dağıldığını, yumuşadığını hissedin ve verdiğiniz nefesle acıyı bedeninizden atın. Kendi kendinize deneyin karından soluklanma. Sakin ve rahat bir şekilde oturarak soluk alıp verişinizi gözlemleyin. Şimdi gözlerinizi kapatın. Soluk alıp verişinizi değiştirmeye çalışmadan, kontrol etmeye kalkmadan gözlemleyin. Sadece soluğunuzun bedeninize girip çıkışını izleyin. Şimdi soluğunuzun nereye odaklandığına bakın. Soluklandıkça göğsünüzün üst kısmı mı inip kalkıyor? Göğsünüzün ortası mı? Yoksa karın bölgeniz mi? Bir elinizi göğsünüze, diğerini karnınıza koyarak hareketleri hissetmeye çalışın. Bunu yaparken gözlerinizi kapatın. Karından soluklanmak daha derin soluk alıp vermenizi sağlar. Bunu yapabilmek için işe soluğunuzu göğsünüzün üst kısmına yönlendirmekle başlayın. Birkaç dakika bu şekilde soluk alıp vererek bu düzeyde soluklanmanın farkına tam anlamıyla varın. Elinizi göğsünüze, köprücük kemiğinizin üzerine koyun. Soluk alıp verişinizin nispeten kısa ve kesik kesik olduğunu fark edeceksiniz. Soluklanırken herhangi bir duygunun ortaya çıkıp çıkmadığına dikkat edin. Ardından soluğunuzu ve dikkatinizi göğsünüzün ortasına, kalbinizin bulunduğu bölgeye yönlendirin. Ellerinizi koyarak soluğunuzu bilinçli şekilde buraya yöneltin. Soluğunuzun kalbinize dolduğunu hissedin. Soluklanışınız ağırlaşacak ve derinleşecektir. Duygularınızın değişip değişmediğini gözlemleyin. Göğsünüzün yükselip inmesine odaklanın. Birkaç dakika bu şekilde kalın. Şimdi tüm soluğunuzu karnınıza doldurun. Ellerinizi karnınıza, göbek deliğinizin hemen altına koyun. Her solukla birlikte karnınızın inip kalkmasını izleyin. Bu yaptığınız şey başta size doğal gelmeyebilir. Karnınızı kasten dışarı itiyormuşsunuz gibi hissedebilirsiniz. Daha ağır soluklanarak rahatlayın diyafram, akciğerlerle sindirim organlarını birbirinden ayıran güçlü, zarımsı bir kastır. Soluk alıp verirken ne kadar aşağı itilirse, akciğerlere de o kadar fazla hava girer. Derin bir şekilde soluk vererek, karnınızla birlikte ellerinizin de hareket ettiğini hissedin. Bu şekilde birkaç kez soluklanın. Derin derin soluk verdikçe stresin, gerilimin bedeninizi terk ettiğini hissediyor musunuz? Duygularınızda bir değişiklik var mı? Şimdi her zamanki gibi soluk alıp vermeye başlayarak normal soluklanmanızda bir değişiklik olup olmadığını gözlemleyin. Bu egzersizi sık sık, özellikle de stres düzeyinizin arttığı durumlarda uygulayın. Soluk almanız bu dünyaya ayak bastığınız anlamına gelir. Artık annenizin koruması altında değilsiniz. Şu andan itibaren kendi başınıza var olacaksınız. Akciğerler henüz hassas olduğu için yeryüzünde alınan ilk soluklar acı vericidir. Siz de aynı şekilde soluğunuzun hassas bölgelerinize nüfuz etmesini sağlayabilirsiniz. Soluğunuzu dirençleri kırmak, kendinizi yüreklendirmek, korkularınızı yenmek için kullanın. Soluğunuz her an yardıma hazır halde yanınızda bulunan en iyi arkadaşınızdır. Yumuşak karın sözünü aklınızda tutun ve gereksinim duydukça kendi kendinize tekrarlayın. Bu sözü tekrarlamanız, rahatlamanız ve soluklanmanız gerektiğini hatırlatacak ve bu sayede gerilip strese girmekten kurtulacaksınız. Karnınızın yumuşaması, direncinizin, kendinize koyduğunuz sınırların ve yaşadığınız içsel gerilimin de yumuşamasını sağlayacaktır. Bunu istediğiniz an, istediğiniz yerde, isterseniz gözleriniz açık halde, isterseniz gözlerinizi kapatarak uygulayın. Otobüsle eve dönerken kendinizi yorgun ve stresli hissederseniz soluklanarak karnınızı yumuşatın. Mutfakta kirli bulaşıklar dizilmiş halde karşınızda duruyorsa, içeride bebeğiniz ağlıyorsa soluklanarak karnınızı yumuşatın. Bir ameliyata mı girmek üzeresiniz? Soluklanarak karnınızı yumuşatın. Soluk alıp verişinizin bir ritmi vardır. Bu evrenin ritmidir. Dalgaların, mevsimlerin, güneşin ve ayın ritmi. Tüm canlı organizmalar soluk alıp verir. Her türden yaşam biçimiyle bizi birbirimize bağlayan, bir araya getiren şey aynı havayı solumamızdır. Soluk farkındalığı meditasyonunda olduğu şekilde soluğunuzu izleyerek bu evrensel ritme bağlanabilirsiniz. Soluk yaşamdır. Soluk alıp verişimizin farkına vararak yepyeni bir yaşam, yepyeni bir ritim yakalayabiliriz. Onaylama. Onaylama, gizli ve sabit düşünce biçimlerimizi değiştirmekte kullanabileceğimiz iyi bir yöntemdir. Buradaki amaç kesinlikle her şeyin mükemmel görünmesini sağlamak ya da gerçekçi olmayan hedefler belirlemek değildir. Onaylama, kendinizi umutsuz ve çaresiz hissettiğiniz anlarda içsel direnç kazanmaya, daha kabullenici ve daha sevgi dolu bir tutum benimsemenize yarar. Onaylama mekanizmamız genellikle bilinçsiz bir şekilde olumsuz bir yaklaşım sergilememizi sağlar sevilmediğimizi, parasız olduğumuzu, zayıf bir insan olduğumuzu, aptal olduğumuzu, bunu hayatta yapamam, gücüm yok, hep yanlış seçimler yaptım, gibi düşüncelerimizi hemen onaylayıveririz. Öfkelenmeyeceğim, derken bile aslında öfkeyi onaylıyoruzdur. Bu yolla, başlangıçtaki düşüncelerimizi sürdüren bir düşünce ve davranış biçimini bilinçsizce benimseyiveririz. Bilinçli bir onaylama mekanizması, düşünce biçimimizi yeniden şekillendirebilmemizi sağlar. Çünkü bu yolla enerjimizi farklı bir kanala yönlendirebiliriz. Kimse beni sevmiyor, düşüncesini sürdürmek yerine, gereksinim duyduğum sevgi çevremde beni bekliyor, diye düşünmeye başlayabiliriz. Bu, başlarda size oldukça yapay bir tavır özellikle de, ne yaparsanız yapın acıdan kurtulamadığınız durumlarda, gerçeklerden kaçmak için kendi kendinize tekrarladığınız basmak alıp sözler gibi gelebilir. İşe yaradığından emin olun ancak etkisini göstermesinin biraz zaman alabileceğini de unutmayın. Eski düşünce biçimlerinize teslim olmanız, kendinize acımaya başlayıp depresyona girmeniz çok kolaydır. Onaylama ise bizi yukarılara, makul düşüncelere, kendimizi kabullenmeye ve nihayetinde sağlıklı bir yaşama taşıyan bir merdiven gibidir. Harekete geçtiğinize göre artık bir kurban değilsiniz. Farkı hissedeceğim. Kendime değer veriyorum dolayısıyla bu konuda çaba harcayacağım demek size güç verecektir. Onaylama sadece önünüzdeki olumlu alternatifleri görmenizi sağlamakla kalmaz, kendinizi de daha net görebilmenizi olanak tanır. Örneğin kilo vermek istiyorsanız kendi kendinize her geçen gün vücudum incelerek şekle giriyor demelisiniz. Bu sözü gün içerisinde sık sık yinelediğinizde çikolataya uzanırken ne yaptığınızın farkına vararak bir kez daha düşünmeye başlayacaksınız. Çikolata yemek onayladığınız davranışlara uymadığı için gözünüze daha çok batmaya başlayacak. Değişim isteğinizi onayladığınızı ve desteklediğinizi görerek kendinizi daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Onaylama mekanizmasını kullanmak için önce odaklanacağınız tek bir konu seçin. Aynı anda birden fazla meseleyle ilgilenmeye kalkmanız işleri karmaşık hale getirebilir. Onaylamanın, John'a artık öfkelenmeyeceğim, gibi olumsuz ifadeler içeren bir düşünce değil, John'a karşı sevgi doluyum, gibi olumlu bir düşünce olması gerekir. Belirlediğiniz ifade kısa ve amaca yönelik olmalıdır. İstediğiniz an içinizden kendi kendinize tekrarlayabileceğiniz bir ifade olmalı, olumsuz bir düşünceye kendinizi kaptırdığınız an, kendiliğinden ve aniden ortaya çıkabilmelidir. Sorunlarımızdan kurtulmaya, buna hazır olmakla başlayabiliriz. Çünkü birçoğumuz kurtulmak istediğimizi söylesek bile, aslında bilinçsiz bir şekilde sorunlarımıza yapışıp kalmış haldeyizdir. Bunun nedeni kolay kolay ifade edemediğimiz, kendimiz hakkındaki derinlerde yatan olumsuz düşüncelerdir. İşe, davranışlarımı değiştirmek istiyorum, ya da, alkolden, kendime zarar veren düşüncelerden, oburluktan, kurtulmak istiyorum, ifadesini onaylayarak başlayabilirsiniz. Ardından bu zararlı davranış ve maddelerden kurtulmaya başlayabilirsiniz. Yaratıcı hayaller. Yaratıcı hayaller kurmak, zihne bedensel değişimleri sağlama gücü veren oldukça etkili bir yöntemdir. Elimizin ısısını değiştirebildiğimiz gibi aynı yöntemle bedenimizin belirli bölgelerini güçlendirebilir, sağlık kazandırabilir, sakinleştirerek huzur verebiliriz. Herbert Benson The Wellness Book adlı kitabında şöyle der: Zihindeki tüm düşünceler ve görüntüler bedeni etkiler. Örneğin, rüyanızda birilerinin sizi kovaladığını, bir yerlerden düştüğünüzü görürseniz kalp atışlarınız hızlanır, titremeye, terlemeye başlarsınız. Gördüğünüz rüya gerçek olmadığı, zihinsel bir takım görüntülerden ibaret olduğu halde gerçek ve ölçülebilir fiziksel tepkilere yol açar. Bunun tam tersini uygulayarak sağlıklı ve iyi bir yaşam sürdürebilmek amacıyla olumlu hayalleri kullanabilirsiniz. Hayal kurmanın tıbbi bir tedavi olmadığını aklınızdan çıkarmamalısınız. Hayal kurmak, bedenin tepki verdiği zihinsel görüntüler yaratır ancak bu görüntülere içtenlikle inanmamamız durumunda zihnin bir başka bölümü o hayalin etkisini ortadan kaldırmaya başlar. Bu işleme tüm kalbimizle inanmamız, şüpheleri ortadan kaldırmamız gerekir. Günde yarım saat hayal kurup günün geri kalan kısmında hastalığımızın giderek kötüleşmesine üzülürsek kurduğumuz hayaller hiçbir işe yaramaz. Kaygılarımız hayallerin etkisini gölgede bırakır. Bedeninizde değişimler yaratmak amacıyla hayal gücünü kullanabilmek için, bedenin söz konusu bölgesinin yapısını ve işlevini bilmeniz gerekir. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek ya da kırık bir kemiğin kaynamasını hızlandırabilmek için farklı zihinsel görüntüler gerekir. Çünkü biri isyankar hücrelere, diğeri birleştirici dokulara yöneliktir. Başlamadan önce bedeninizin sorunlu bölgesinde neler yaşandığını ve ne yapmak gerektiğini öğrenin. İşimize yarayan, kendimizi kötü hissetmemize yol açmayan görüntüler kullanmak da çok önemlidir. Örneğin, kanser hastalığını iyileştirmek amacıyla hayal gücünü kullanırken, zihinde parlayan zırhıyla bir şövalye ya da bir savaşçı görüntüsü canlandırmak, köpek balığı, timsah gibi saldırgan hayvanların görüntüsünden çok daha etkilidir. Avcı ve av imgesini kullanmanın sakıncalarından biri, avlanan şeyi öldürülmesi, ortadan kaldırılması gereken bir yabancı olarak görmeye başlama riskidir. Oysa bedenimizin tüm parçaları gibi kanserli hücreler de varlığımızın bir parçasıdır. Stephen Levine, Healing Into Life and Death kitabında böyle bir sorunla yüz yüze gelen bir hastasının sözlerine yer verir. Kendimi tümörlere saldırırken hayal etmemin, bağışıklık sistemimi gaddarlaştırarak karnımdaki kasılmaların artmasına yol açmak dışında bir etkisi olmadı. Bağışıklık sistemimi harekete geçirmek için beyaz timsahları lenfositler ya da çürük hamburgerleri kanserli hücreler ortadan kaldırdığımı hayal etmek yerine sevgi dolu hayaller kurmaya başlayınca rahatladım. Üstelik karnımdaki öfke dolu kasılmalar ve korku hissi de kalmadı. Hayal gücünün işe yaradığına dair güçlü bir örnekle bağışıklık sistemini, kanserli hücreleri bembeyaz bir sevgi sıvısıyla dolduran beyaz kalpler olarak hayal eden ve bu yolla kanserli hücreleri düşman olarak değil, sevmeyi unutan hücreler olarak gören bir hastaydı. Doktor Bernesigel Peace Loventel'in kitabında, hastalıklı hücreleri büyüme ve serpilme kaynağı olarak görmemizi önerir. Bu yolla hastalığı bedenimizin saflıklı diğer bölümleriyle bütünleştirmemiz halinde aslında varlığımıza yararı olan bir parçamız olarak görebiliriz. Geçtiğimiz günlerde dişlerimdeki iltihaplanma bağışıklık sistemimi gözden geçirmeme yol açtı. Bağışıklık sistemime odaklandığımda zihnimde beyaz elbiseler içinde her ırktan bir grup koca memeli, şişman kadın görüntüsü belirdi. İşgalci bakteriler ise sert görünmeye çalışan genç erkeklerdi. Kadınların ileri doğru her adım atışında delikanlılar titreyerek diz çöküyordu. Ardından genç kızlar gelerek titremekte olan delikanlıları alıp götürdüler. Bu görüntü o anki enerjim hakkında bana çok şey anlatıyordu. Sert ve becerikli görünerek her şeyi başarabileceğimi düşündüğüm bir dönemdeydim. Oysa ihtiyacım olan şey kadınsı özelliklerimin ortaya çıkmasını sağlamak ve yardım istemekti. İltihap bu yardım çağrısının takılıp kaldığı yeri gösteriyordu. Hayal gücüyle kırık kemiklerin kaynaması, tıkanık damarların açılması, yaraların iyileşmesi, mide ülserlerinin dizginlenmesi sağlanabilir. Bunun için hangi bölgede ne tür bir tedavi gerektiğine odaklanmalısınız. Örneğin, kendinizi bir yarayı pamukla temizleyip dikerken hayal edebilirsiniz. Yaranın tek bir iz kalmadan kapandığını düşünün. Ya da ateşlenen yerinizi serinletici ve iyileştirici bir etkisi olan, o bölgeyi rahatlatan, sizi sakinleştiren bir bitkisel kremle olduğunuzu hayal edin. Kas ağrısı hissediyorsanız ağrıyan kasları, yol açtığı gerginliği ve stresi zihninizde canlandırın. Ardından da sıcak su dolu bir küvete girdiğinizi, kaslarınızın gevşediğini hayal edin. Hayal gücüyle felç olmuş bölgelerin tekrar hareket etmesi bile mümkündür. Hayal gücünü bedenimizle iletişim kurarak neler olduğunu ve ne yapılması gerektiğini öğrenmek amacıyla da kullanabiliriz. Zihnimizde bazen çok net görüntüler belirir. Görüntüler zaman zaman bulanık olabilir ancak yine de iyileşmemiz konusunda çok önemli ipuçları verebilir. Bir hayal egzersizi sırasında şeker bağımlısı bir kadın zihninde pankreasını canlandırmıştı. Gözünün önünde pankreasının üzerine toz şeker dökerek örtülmesini sağlayan bir kamyon belirmişti. Bu görüntü, bağımlılığının ne kadar ciddi boyutlarda olduğunu fark etmesini sağlamıştı. Aşırı çalışma ve stres nedeniyle bitkin düşen bir adam ise zihninde beynini canlandırmıştı. Beynindeki kablolardan kıvılcımlar çıktığını görünce, sinir krizi geçirmek üzere olduğunun farkına varmıştı. Kendi kendinize deneyin. Yaratıcı hayaller. Sakin ve rahat bir şekilde oturun. Gözlerinizi kapatın. Derin bir soluk alarak başlayın. Ayaklarınızdan itibaren bedeninizin tüm bölümlerinin farkına varmaya çalışın. Her yeni bölgeye geçişinizde gevşeyerek derin bir soluk alın. Bacaklarınızı. Kalçalarınızı. Sırtınızı. Karnınızı. Göğsünüzü. Ellerinizi. Başınızı. Sırasıyla hissedin. Ardından birkaç dakika boyunca soluk alıp verişinizi gözleyin her soluk alışınızda daha da rahatladığınızı, gevşediğinizi ve sakinleştiğinizi hissedin. Huzur dolu güzel bir yerde olduğunuzu hayal edin. Bildiğiniz, gördüğünüz bir yerde olabilir, tamamen hayal gücünüzün eseri de. Burası nasıl bir yer? Toprakta mı, çimenlerin üzerinde mi, yoksa kumda mı yürüyorsunuz? Yerler nasıl? Ayaklarınızı sular mı yalıyor, yoksa çiçekler, ağaçlar arasında mı yürüyorsunuz? Çevrenizde hangi renkler var? Çiçek kokusu gibi güzel, yoğun kokular var mı? Kuşlar cıvıldıyor, sular şırıldıyor mu? Güneşin sizi ısıttığını hissediyor musunuz? Ya da ılık bir meltem. Bu yeri keşfederek varlığınızın bu yerin güzelliğiyle dolmasını sağlayın. Şimdi oturarak ya da uzanarak gevşeyin. İsterseniz sırtınızı bir ağaca dayayarak çimenlere uzanın, isterseniz dalgalarla sallanan bir kayıkta oturun. Hoşunuza gidecek bir yer bularak birkaç dakika gevşeyin, çevrenizdeki huzuru sindirin. Tamamen iyileşmiş, huzur dolu ve neşeli bir halde olduğunuzu düşünün. Bu manzara içinizi doldursun. Kendinizi ışık ve sevgiyle dolu hayal edin ve birkaç dakika bu şekilde kalın. Ardından derin bir soluk alarak bu görüntünün ağır ağır silinip gitmesini izleyin. İstediğiniz an bu güzel yere dönebilirsiniz. Oturmakta olduğunuz yeri, bulunduğunuz odayı hissetmeye başlayarak gerinin ve gözlerinizi açın. Bazı insanlar zihinsel görüntülere, güneşin kendilerini ısıtması, hoş seslerin duyulması gibi hislere tepki verebilir. Örneğin, akan suyun sesini dinleyerek böbrek taşından kurtulan bir adam vardı. Değişimi gerçekleştirebilmek için istediğiniz duyuyu kullanabilirsiniz. Hayaller psikolojik bir huzur ve sükunet verir. Güzel, huzur dolu bir manzara hayal etmek, endorfin salgılanmasını artırarak insanı sakinleştirir. Aynı şekilde tansiyonu düşürerek stresin azalmasını ve bağışıklık sisteminin harekete geçmesini de sağlar. Bu haldeyken affedicilik, şefkat, yüreklilik, içsel güç gibi derinlere gizlenmiş özelliklerimizi ortaya çıkarabiliriz. Gevşeme yöntemleri ve meditasyonda olduğu gibi, yaratıcı hayallerin etkisi de düzenli yapılmasına bağlıdır. Tercihen günde bir kere yarım saat boyunca, dilerseniz daha uzun sürelerle yapabilirsiniz. İsterseniz egzersiz sırasında yumuşak bir müzik çalabilirsiniz. Kimsenin sizi rahatsız etmeyeceğinden emin olmalısınız. İsterseniz uzanın, isterseniz oturun, nasıl rahat ediyorsanız. Birkaç dakika boyunca soluk alıp verişinize odaklanarak gevşeyin. Ardından bedeninizin iyileştirmek istediğiniz bölgesiyle bağlantılı, işinize yarayabilecek hayaller kurun. Hayalleri içsel huzuru bulmak, sakinleşmek için de kullanabilirsiniz. Bilinçsel gevşeme. Yaralarımız ister içsel, ister fiziksel olsun, iyileşme için içsel rahatlama şarttır. Gerginken, kaygılıyken, baskı altındayken bedenin de zihnin de kendisini onarması mümkün değildir. Bu amaçla sadece bacaklarımızı uzatıp televizyon izleyerek yüzeysel olarak gevşeyebilmek yerine, içsel olarak gevşeyip stresten kurtulabileceğimiz yerler bulmalıyız. Psikolojik açıdan gergin olduğunuz sürece kaslarınız da gergin olacaktır. Bir içki içmek, bir film izlemek bu gerilimi geçici olarak azaltabilir. Ancak uzun vadeli rahatlama için daha fazla çaba harcamanız gerekir. Gevşeme egzersizleri içsel düğümlerimizin çözülmesini ve varlığımızın derinliklerine inip huzuru bularak onunla bütünleşebilmemizi sağlar. Gevşeme yoluyla çarpıntılarımız azalır, uyku düzenimiz yerine gelir, tansiyonumuz düşer, iştahımız açılır, bağışıklık sistemimiz güçlenir, kaslarımız gevşer, kolesterol düzeyimiz düşer ve kalbimize daha çok kan gitmeye başlar. Bu egzersiz içsel huzuru sağlayarak zihinsel ve duygusal stresin azalmasına, depresyon ve anksiyetenin ortadan kalkmasına da yardımcı olur. Yani varlığınızın tüm parçaları yararlanır. Buna gevşeme etkisi adı verilir en çok önerilen teknik bilinçsel gevşeme egzersizidir. Bu teknik, yüzlerce yıldır başarıyla uygulanan yoga öğretisine dayanır. Düzenli uygulanması durumunda tüm yaşamı olumlu yönde etkileyen bir içsel gevşeme sağlar. Kendimizle barışık olmadığımızda, yaşadığımız stresi, tahammülsüzlüğü, hayal kırıklığını ve can sıkıntısını çevremizdekilere de yansıtır, bu yolla yaşanan acıyı, kafa karışıklığını ve duygusal karmaşayı artırırız. Oysa gevşemiş bir haldeyken ölümcül hastalıklarla bile daha rahat başa çıkabiliriz. Bu yolla kendimizi olduğumuz gibi kabullenmeye başlar, kendimizi ve başkalarını suçlamaktan vazgeçeriz. Kendi kendinize deneyin. Bilinçsel gevşeme. Bu egzersizi istediğiniz yerde, işte parkta hatta otobüste birkaç dakikalığına uygulayabilirsiniz. Rahat bir yer bulun. İsterseniz uzanın, isterseniz oturun. Kimsenin sizi rahatsız etmeyeceğinden emin olun. İsterseniz hafif bir müzikle çalabilirsiniz. Oturmak istiyorsanız, düz arkalıklı bir sandalye bularak dik oturun. Ayaklarınız yere bassın. Ellerinizi avuç içleri yukarı bakacak şekilde bacaklarınızın üzerine koyun. Uzanıyorsanız bacaklarınızı hafifçe aralayın, kollarınızı avuç içleri yukarı bakacak şekilde yanınıza koyun. İsterseniz üzerinize ince bir şey örtebilirsiniz. Şimdi gözlerinizi kapatın. Soluk alıp verişinizin ritmine odaklanın. Soluklarınızın bedeninize girip çıkışını izleyin. Şimdi farkındalığınızı sağ bacağınıza yönlendirin. Kaslarınızı sıkıp gevşetin. Aynı işlemi sağ baldırınızla tekrarlayın. Kasıp gevşeterek bacağınızı hissedin. Sistematik olarak ilerleyin. Sağ kalçanızla devam edin, ardından sol bacağınıza geçin. Sırtınızla devam edin ardırdan karnınızı ve göğsünüzü hissedin. Elinizden başlayarak omzunuza dek sağ kolunuzu, ardından da sol kolunuzu sıkarak ve gevşeterek hissedin. Aynı işlemi boynunuzda uygulayın. Yüzünüzün tüm kaslarını, başınızın tamamını hissedin. Tüm bedeniniz gevşesin. Şimdi baştan başlayın. Bu defa, az önce olduğu gibi sağ ayağınızdan başlayarak, tüm dikkatinizi sırasıyla vücudunuzun bütün parçalarına yöneltin. İçinizden kendi kendinize, bedenim ağırlaştı ve gevşedi, toprağa gömülüyor, kalp atışlarım normal, soluk alıp verişimde sorun yok, zihnim sakin ve huzurlu, kalbim açık deyin. Birkaç dakika boyunca soluğunuzun akışını izleyin. Kendinizi soluklarınızın doğal ritmine kaptırın. Hazır olduğunuzda derin bir soluk alarak bırakın. Ardından gözlerinizi ağır ağır açarak gerinin. Bu egzersizi günde birkaç kez birkaç dakikalığına veya her gün ya da birkaç günde bir yarım saatliğine uygulayabilirsiniz. Ancak tutarlı olmanız gerekir. Sıklıkla gevşeyerek bu egzersizi varlığınızın ayrılmaz parçalarından biri haline getirebilirseniz daha az strese girersiniz. Egzersizi isterseniz tek başınıza, isterseniz eşinizle ya da bir arkadaşınızla birlikte uygulayabilirsiniz. Günde bir kere uyguluyorsanız en zinde olduğunuz saate ve rahatsız edilmediğiniz bir yerde yapmaya özen gösterin. Bazı insanlar sabahları zinde olarak uyanır. Kimileri ise akşamları kendisine gelir. Farklı saatlerde egzersiz yaparak hangi zamanın size daha uygun olduğuna karar verebilirsiniz. Sakin bir şekilde, rahatsız edilmeden egzersiz yapmak için belki biraz erken kalkmanız gerekebilir ancak emin olun buna değer yararları kısa sürede ortaya çıkacaktır. Meditasyon Meditasyon, bireyi evrensel bütünlüğün bir parçası haline getiren mutlak bir içsel sessizlik, huzur deneyimi ve bu deneyimi yaşamasını sağlayan tekniktir. Birçoğumuz bir şeye odaklandığımızda, örneğin, yaratıcı bir projeyle uğraşırken ya da tabiatta sakince otururken doğal bir meditasyon deneyimi yaşarız. O anlarda düşüncelerimiz yatışır, her parçamızla şimdiki anı yaşamaya başlar, tüm ayrılıkları bir kenara bırakarak tüm varlıklarla ve tüm canlılarla, tepemizde uçan kuşlarla, altımızdaki toprakla, elimizdeki çiçekle bir olduğumuzu hissederiz. Kendimizi her şeyden bağımsız bir varlık olarak düşünemeyiz. Bu deneyimi farkında olmadan yaşamış olabilirsiniz. Meditasyon uygulamasıyla aynı şeyi tekrar ve bu kez tamamen farkında olarak yaşayabilirsiniz meditasyon paha biçilemez bir iyileşme aracıdır. Geleneksel yogilerin, rahatlama ve meditasyon tekniklerini kullanarak, kalp krizi ve sinir krizi riskini %80 oranında azalttıkları bilinmektedir. Georgetown Tıp Fakültesinden Profesör Dr. James Gordon, hastalarıma her zaman ilaç tedavisinin yanı sıra meditasyon yapmalarını da öneririm, der. Zaten İngilizcede meditasyon ve tıp anlamına gelen medicine sözü aynı kökten gelir. Özen göstermek ve iyileştirmek birçok farklı meditasyon tekniği vardır ancak hepsi aynı temele dayanır. Hepsinin amacı belirli bir nesne ya da düşünceye odaklanarak zihni sakinleştirmektir. Odaklanılan şey soluk bir mum, bir mantra, bir ses, bir zihinsel görüntü ya da şefkat gibi bir his olabilir. Bu odaklanma, zihnin bir şeylerle meşgul olmasını, dolayısıyla her zamanki düşünce, senaryo, kaygı karmaşasının silinip gitmesini sağlar. Bu düşüncelerin yerini derinlerdeki içsel sessizlik, yaratıcı enerji ve berraklık alır. Meditasyonun amacı bir bağlantı kurmadan görebilmek, tanık olabilmektir. Zaman zaman korkunç bir drama, zaman zaman ise içten gelen derin bir sessizliğe tanık olabiliriz. Sadece gözlemleyerek tüm enerjimizi bir araya getiririz. Bunun dışında hiçbir şey olmaz, hiçbir şey var olmaz. Huzur ve neşe verici bir ortamdayızdır. Dirençlerimiz kırılır, karmaşa dağılır. Meditasyon sırasında saklanacak bir yer kalmayacağı için kendimizi yepyeni şekillerde görürüz. Bu farkındalığımızın, kendimize olan saygımızın artmasına, korkularımızdan ve kendimize dair yargılarımızdan kurtulmamıza, suçluluk, acı gibi duygularla çok daha rahat baş edebilmemize olanak tanır derinlerdeki sevgi ve şefkat enerjisiyle, geçmişteki sarsıntıların yerleştiği bölgelerle baş edebilir ve acıdan kurtulabiliriz. Meditasyon zihnimizin işleyişini görebilmemizi, düşüncelerin ve dramların nasıl belirip yittiğini anlamamızı sağlar. Ancak kendimizi bu hikayeye kaptırarak bu yüzden kendimizi kötü hissetmez, nesnel bir şekilde değerlendirmede bulunabiliriz. Gerçekte kim olduğumuzu öğrenebiliriz. Ancak gevşeme egzersizlerinde olduğu gibi meditasyon da başta çok kolay gelmeyebilir. Bu yüzden azimli olmamız ve düzenli uygulama yapmamız büyük önem taşır. Meditasyona başlamadan önce birkaç dakika gevşeyerek dikkatinizi dağıtacak, odaklanmanızı engelleyecek stres ve gerilimlerden kurtulmanızda fayda vardır. Zihniniz böyle bir şey yapmamanız için sayısız gerekçe bulacak, bu da işe yaramazsa bedeniniz kaşınmaya, huzursuzlanmaya başlayacaktır. Gerekirse bedeninizi hareket ettirebilirsiniz ancak zihninizin oyunlarına karşı dirençli olun. Kısa bir süreliğine gevşemenizi ve odaklanmanızı engellemesine izin vermeyin. Meditasyonda kullandığınız yöntemlerin doğrusu yanlışı yoktur. Dolayısıyla kendinizi iyi bir meditasyon yapamadığınız, çok fazla düşündüğünüz, hareketsiz kalamadığınız, dikkatinizin dağılmasını engelleyemediğiniz için boş yere suçlamayın. Bunlar zaman zaman herkesin başına gelebilir. Yaşadığınız her şeyi seansın bir parçası olarak değerlendirin. Zihninizden geçer alışveriş listelerini, diyalogları, her şeyi gözlemlemekte ve yitip gitmesini izlemekte yetinin. Bu çok zor bir şey değildir. Bunu sağlar sağlamaz uygulamaya devam edin. İçsel bir sessizlik sağlayabilmek de budur zaten. Önce gürültüleri susturmalısınız. Zihni sakinleştirmeye çalışmak rüzgarı yakalayabilmeye uğraşmak gibidir. Çabalamayı bıraktığınızda zihin kendiliğinden sakinleşecektir. Kimsenin sizi rahatsız edemeyeceği, kendinizi rahat hissedebileceğiniz bir yer bulmanız da çok önemlidir. Birçok insan enerjilerine odaklanmalarına yardımcı olan özel yerler belirler, yaratır. Bir meditasyon alanına sahip olmanız, meditasyona saygı gösterdiğiniz, önemli bir eylem olarak gördüğünüz anlamına gelir. Dolayısıyla orada bulunuşunuz kendinizi huzurlu hissetmenize ve içsel benliğinizle temasa geçmenize yardımcı olacaktır. Dilerseniz sandalyeye, dilerseniz yerdeki bir minderin üzerine oturabilirsiniz. Önemli olan rahat etmenizdir. Olabildiğince dik oturmanız dikkat ve odaklanma sağlayacağı için yararlıdır. Dik oturmayı başaramıyorsanız da meditasyondan vazgeçmeyin, uzanarak yapın. Ardından sizin için en uygun zamanı belirleyin. Birçok insan sabah erken saatlerde, kimseler uyanmadan meditasyon yapmayı tercih eder. Kimileri akşam saatlerini tercih ederken, bazıları o saatte kendisini konsantre olamayacak kadar yorgun hisseder. Elinizden geldiğince her gün meditasyon yapmanız önemlidir. Bunu kendinizle baş başa kalacağınız özel anlar haline getirmelisiniz. Başlangıçta 10-15 dakikalık meditasyonla yetinmenizi öneririm. Alışmaya başladıkça süreyi 30 dakikaya çıkarabilirsiniz. Birçok insan en azından zaman zaman grup halinde meditasyon yapmayı tercih eder. Bu daha yoğun bir deneyim yaşanmasını sağlayabilir. Şimdi kısa bir meditasyon yöntemine bakalım. Kendi kendinize deneyin. Soluk farkındalığı meditasyonu. Bir sandalyeye ya da yere dik pozisyonda oturun. Gözlerinizi kapatın. Derin bir soluk alarak ağzınızdan verin. Birkaç dakika bedeninizi gevşetin. Soluğunuzu bedeninizin gergin bölgelerine yönlendirerek o bölgeyi rahatlatın. Şimdi soluk alıp verişinizin farkına varın. Soluk alıp verişinizi değiştirmeye, kontrol etmeye kalkmayın. Sadece izleyin. Soluk alıp verdikçe göğsünüzün ortasında, kalbinizde meydana gelen hareketlere odaklanın. Sadece izleyin. Her soluk alışınızda içinizden içeri, verişinizde de dışarı deyin. İçeri. Dışarı. İçeri. Dışarı. Tamamen göğsünüzün ortasına, kalbinize odaklanın. Herhangi bir düşünce belirirse, kendinizi düşünceye kaptırmadan kendinize bunun sadece bir düşünce olduğunu söyleyerek yitip gitmesini izleyin. Dikkatinizin dağıldığını hissederseniz, bunun sadece dikkat dağıtıcı bir şey olduğunu söyleyerek ortadan kalkmasını izleyin ve soluk alıp verişinize dönün. İçeri. Dışarı. İçeri. Dışarı. Odaklanmaya başladıkça zihniniz sakinleşecek ve düşünceleriniz giderek uzaklaşacaktır. Kendinizi iyi hissettiğiniz sürece 10-30 dakika arasında devam edin. Ardından derin bir soluk alarak ağzınızdan verin. Gözlerinizi açın. Nasıl hissettiğinizi fark edin. Yüzünüzde bir gülümseme olsun. İzlediğiniz için gönülden teşekkürler. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.